Evet sevgili izleyenler, Sultan Gazi Aday Tanıtım Programı'ndayız. Sultan Gazi'de bugün bir misafir de var. Kendisi Ağrı Eleşkir Tayyip Beldesi Belediye Başkan Adayı. Kendisini önce tanıyalım. Başkanımızı tanıyabilir miyiz? Evet, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bugünkü programımız hayırlara vesile olsun. Ben de Ağrı Eleşkir Tahir Beldesi'nde Servet Uçar Saadet Partisi'nde adayım. Tahir her şeyin en iyisini hak ediyor. Tahir bizim yurt dışında, ben 35 senedir yurt dışında yaşıyorum. Evet. Bizim Tahir'e gittiğimiz zaman Tahir halkının görmediğini biz çok iyi görüyoruz. Eksiklerini de görüyoruz. O eksikleri tamamlamak için yurt dışındaki tecrübemle iki dönem dernek başkanlığı yapmışım. Birikimle, özgeçmişle birlikte Tahir'e güzel hizmetler yapacağıma eminim. Tahirliler de buna emin olsun. Tahir kazansın, Saadet kazansın, Aydıntepe kazansın, Gültepe kazansın. Biz kazanalım, hep birlikte kazanalım. En güzel hizmetleri Tahir için yapacağıma eminim. Tahirlerin güvenini de bekliyorum. Peki başkanım, bitirmeden önce şunu sormak istiyorum. Tahir'de eksikler neler? Yani oranın işte altyapı, üst yapı, ondan sonra park, bahçe, ne eksikleri var? Ben tutayım, siz devam edin. Evet, Tahir'de eksikler çok. Bu tespit ettiklerim. Benim tespit ettiklerim mesela doğal gaz hattı bizim Tahir'in göbeğinde geçiyor. Evet. Halen o doğal gazı görmemiş. Tahir'in yeraltı kanalizasyonları doğru dürüst çalışmıyorlar. Tahir'de su eksikliği var. Tahir'de bizim kanal temizlikleri falan hiçbir zaman yapılmıyor. Örneğin diyelim şu an Tahir'in girişine girdiğin takdirde spor alanımız, spor sahası var. Onun Tahirler bunu çok iyi görüyor. Tahir'in en önemli bir noktası İpek yoludur. İpek yolumuş şu an, eskide bizim büyükler biliyor. O yol Tahir'den geçip Ağrı'ya gidiyordu. Orada Atatürk Çeşmesi vardı. Şu an mesela Avrupa'da, özellikle ben kendi üzerime söyleyeyim, Avrupa'da geldiğimiz zaman Atatürk Çeşmesi'ne gidip bir piknik alanı, bir ne bileyim bir tatil gibi bir şeyler yapmak istiyoruz. Örneğin iki tane domates, iki tane yumurta alıp gidip Atatürk Çeşmesi'nde o yeşilliği, o güzelliği yaşamak istiyoruz. Tabii ki burada yurt dışında, yurt içinde olan, tatile giden insanlar, herkes bunu özleminin içindedir. Bunun olmasını istiyorlar. Buna benzer Aydıntepe mahallemizde mesela kanalizasyon yer, bir su deresi var. Kanalizasyonları aynı şey gibi oraya bağlamışlar. O pislik o oralara akıyor. İnsanlar orada hastalanıyor. Aydıntepe mahallemizin üç tarafı sularla kaplı. Şu kış mevsiminde hayvancılık yapıyorlar. Hayvanları şu an bu kışın susuz. Su yok. Ya suyun içinde yaşıyorlar, su yok. Gündüz gidip suyu kesiyorlar, ilaç için, su almak için su bulamıyorlar. Bu gerçekleri Aydıntepe görsün artık. Aydıntepe'nin büyük eksikleri var. Rebate kapılmasınlar. Bir an önce kim hizmet yapacaksa onu seçsinler. Benim mesela şu an Aydıntepe'de bir tane belediye ait bir süpürge bile yok ya. Koskocaman mahallede 2-3 kilometre boyunca araçlar 4-5 kilometre boyunca oraya gidip geliyor. Hiçbir hizmet görmüyorlar. Bunları yapacağız. Ne bileyim yani çok eksikler var. Yani çok, şu an hatırlamıyorum. Biraz da ilk sefer mikrofonda konuşuyorum. Biraz daha heyecanlıyım. Hayırlı olsun. Allah bu heyecanınızı bitirmesin. Devam edelim. Bak bir gün mesela bizim bölgemiz Ağrı Tahir bölgesi tarım ve hayvancılıkla ibarettir. Onu diyecektim. Yani orası hayvancılıkta geniş bir yer yani. Evet, çok geniş bir yer. Mesela o adamlar orada hayvancılık yapıyor. Su deresi geçiyor. Adamlar 5 kilometre, hayvanlar sudan uzak. Bir tane yani hayvanları sulandırmak için bir şey yok. O kadar meralar var, o kadar arazi var. Buna yönelik hiçbir çalışma yok. Mesela örneğin adam gidip
10 dakikalık yol gideceğine 1 saat yol gidiyor. Neden? Çünkü yollar bozuk, imkanlar yok, yapılmıyor. Hizmette anlamıyorlar. Hizmet nasıl, belediyecilik nedir bilmiyorlar. Plan projeleri yok. Aynı eskisi gibi, eski hamam gibi gidiyorlar. Maalesef. Onun için o hayvancılık tarımda büyük destekler, büyük katkılar yapacağımıza eminim. Başkanım, şimdi az önce bahsettiğiniz konular çok önemli konular. Yeraltı, yerüstü kesinlikle altyapı yok diyorsunuz. Evet. Kanalizasyon yok diyorsunuz. Evet. Yani bu milenyum çağında yaşıyoruz ama bir beldede, yani bir koskoca beldede maalesef altyapı yok. Evet. Üst yapı da yok diyorsunuz, su yok diyorsunuz. Üç tarafı su olmasına rağmen su yok diyorsunuz. Su yok, hayvancılık evet. var ama hayvancılık ölmek üzere. Siz bunlarla ilgili çalışmalar yapacaksınız. Bunu tekrar canlandıracaksınız. Ve altyapı, üst yapı olarak park, bahçe, orada insanların ihtiyacı olan ne varsa bu hizmeti getireceğiz diyorsunuz. Doğru mu başkanım? Kesinlikle doğrudur. Kesinlikle zaten benim Almanya'da gelmemin sebebi de budur. Bizim insanlar halen mağduriyet yaşıyorlar. Bizim insanlar bunun bilincinde değil. Örneğin bir 3-5 tane taşla yol düzmeyle hizmet olmaz. Hizmet altyapıyla olur, hizmet suyla oluyor, hizmet yolla oluyor. Bunlar mesela bazı yerlerde çok eksiklerimiz var. Bunları görmüyorlar. Dile getirmek istemiyorum bunları. Bunu Aydıntepe halkı çok iyi biliyor. O eksikleri de Aydıntepe halkı, Tahir halkı çok iyi biliyorlar. Benim amacım birlik, beraberlik içinde, kardeşlik içinde, barış içinde en güzel hizmetlere layık olacak hizmetleri yapacağıma eminim. Bunu Tahir halkı da iyi bilsin. Yani ne bileyim. Tahir halkı hakkını alacak diyorsunuz. Evet, Tahir halkı hakkını alacak. Tahir'e ne layıksa onu görecek. Tahir Saadet'le, Servet Uçar'la var olacak. İnşallah. Neticede kazanan sadece Servet Uçar olmayacak, Tahir olacak, Tahir'in halkı olacak, Aydıntepe olacak, Gültepe olacak, hep birlikte olacak. İnşallah. Hep birlikte olduğu takdirde biz hepimizle güzel şeyler göreceğiz. Bunu da inşallah en kısa zamanda 31 Mart'ta kazanacağız. Bunu da en güzel hizmetlerimizi yapacağız inşallah. Buradan Ağrı'ya, Tahir'e selamlar olsun. Allah'ın selamı bereketli hepimizin üzerinde olsun. Hepimiz için hayırlısı o olsun inşallah. Allah razı olsun başkanım. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum sevgili izleyenler. Daha iyi bir yaşam Tahir halkının hakkı. Evet, yönetmenim de beni uyarıyor. Diyor ki özet olarak daha iyi bir yaşam Tahir'in hakkı, Tahir halkının hakkı. İnşallah Saadet Partisi belediyeciliği ile Sayın Başkanımız göreve geldiğinde güzel hizmetler yapacak. Milli Görüş belediyeciliği ile Tahir halkı tanıştıktan sonra inşallah evet, bırakmayacak. Milli Görüş'ten bahsettim. Ben 35 senedir yurt dışındayım. 35 senedir Milli Görüş'ün ne olduğunu çok iyi biliyorum. O yüzden de Milli Görüş'te aday oldum. İnşallah Milli Görüş'ün belediyeciliğini Tahir'de de göreceğim. En iyi yaşam, en güzel şey Tahir'in hakkıdır. Aydıntepe'nin hakkıdır, Gültepe'nin hakkıdır. Bunu da inşallah Servet Uçar en güzel şekliyle, en güzel haliyle meydana getirecekler. İnşallah o bizi seçerler. Biz de onlara en güzel hizmetlerimizi yapacağımıza eminim. İnşallah. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah. Çok teşekkür ederiz başkanım. Allah razı olsun. Evet, başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kendisi birazdan yolculuğu var. Tekrardan Ağrı'ya uçacak. Evet, hayırlı başarılar diliyoruz. 31 Mart'ta kendisine tekrardan seçimi kazanmasını Rabbimizden diliyoruz. Allah-u Teala hayırlı eylesin. Allah'a emanet olun.